Silvia diye bir arkadaşım var burada arkadaşlar. Bonjour, personnage. Bunlar daha iyi günler. Böyle saçlarımı çekmek istiyorum. Ay bir de glitterlarımı göstereyim mi? Aloha. Öncelikle size bu vlogun açılışını bir gün önceden yapayım istedim. Yani demek istediğim ben yarın sabah yola çıkıyorum arkadaşlar. 11.50 uçuşu. 11.50 uçuşu olduğu için de ben 3 saat öncesinde hani yurt dışına bir yere gidiyorsam 3 saat öncesinde havaalanında oluyorum. Bu demek oluyor ki en geç 9'da havaalanında olacağım. Yani 7.30-8 gibi yola koyulacağım ve sabahın o saatinde de büyük ihtimalle açılışı yapamam diye şimdi saat şu an 5-5.30 civarları. Yani normalde ben yarın yola çıkacağım. Ve nereye gidiyorum diye sorarsanız da İsviçre'ye. İsviçre'ye neden gidiyorsun Kardelen diye de sorarsanız eğitime gidiyorum arkadaşlar. Zaten bu video, bu vlog yayınlandığında büyük ihtimalle Access Bars, Access Consciousness'ı anlattığım onunla ilgili bir video çekmiştim. O yayında olur diye düşünüyorum. Şuraya ya da buraya mı büyük ihtimalle buraya bir yere kartımızı bırakırım yani oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Eğer ki Access'le ilgili o videomuzu izlemediyseniz. Çünkü bu gideceğim eğitim de yine Access'le ilgili olacak. Beden prosesleri, body process diye böyle geçen 3 günlük bir eğitim. Ve ben bu eğitimi almadım. Çok da merak ediyorum. Hani böyle bildiğiniz demeyeyim de bazılarınız bu arada benimle iletişime geçti. Hatta seans alanlarınız var podcast'ten dinleyip. Yani çok mutlu oldum. Böyle tanıştığım bazı arkadaşlarımız oldu. Seans vermeyi çok seviyorum. Şunu diyordum. Şimdi zaten Access seansı hani kafaya dokunarak oluyor. Bu body process, beden prosesleri sınıfı da benim bildiğim kadarıyla şu anda işte 60'tan fazla beden sınıfı varmış. Ve de hani bedenimizin de yardıma hani ihtiyacı olduğu için böyle sınıflar çok iyi diyorlar. Ben 1,5 günlük bu arada beden proses sınıfı aldım. Çok da iyi gelmişti. Gibi gibi. Yani bunun için gidiyorum. Cenevre'ye uçacağım yarın. Bu arada hani ben bunu size söylerken Türkiye'de de olmuyor mu diye belki soranlarınız varsa arkadaşlar tabii ki Türkiye'de de oluyor. Ama benim eğitimi almak istediğim belli bir kişi vardı. Yılda bir kere eğitim açıyor. O da sınıfını bu sene yani 2022 yılında dediğim gibi bir kere eğitim veriyor. İsviçre Cenevre'ye 90 kilometre uzaklıkta bir yerde yapıyor. Zaten sizinle hani kaldığım yeri falan paylaşacağım. Normalde 4 gece orada kalacaktım ama gideceğim gün yer yoktu. Hani tamamen rezervasyon hani fully booked olarak çıktı. Yapamadım. 17'sinde yani yarın gece böyle gerçekten hiçbir yere rezervasyonum yok. Artık gidip hani nakit ödeyip bir otelde kalacağım. Orada yakınlarda böyle bir yer bakacağım. 18'inde çünkü eğitim başlıyor. 18, 19, 20 Haziran olarak 3 günlük. Ve 3 günde o otelde kalacağım. Çok böyle dallandıra budaklandırıp anlatmış olabilirim ama çok heyecanlıyım. Ve gerçekten böyle heyecanlıyım ya. Bir de şey yapacağım. İşte 3 gün eğitim bittikten sonra en son günde tamamen böyle Cenevre'de kalayım dedim. Hani direkt eşyalarımı çünkü 1,5-2 saat kadar sürüyor havaalanından o eğitimin yapılacağı yer. Ondan sonra işte direkt Cenevre'ye gidip bütün bir günü orada geçirip böyle belki değişik mağazalara girip hiçbir şey almam. Belki çok hoşuma giden bir şey olursa böyle çok minik bir şey alırım. Çünkü her şey biraz fazla pahalı. Hele ki İsviçre'de. Hani bilenleriniz vardır. Neyse en azından bir böyle gezmiş oluruz beraberce. 30 derece gösteriyor arkadaşlar. Ona da şaşırdım. Neyse ben çok fazla açılışı uzatmayayım ama sizi de hani bu konuda bilgilendireyim dedim. Bir de önemli bir nokta daha var. Hani %99 eğitimde çekim yapmama izin vermezler. Ben yine hani şöyle bir eğitim başlamadan önce eğer ki çekebilirsem çekerim. Eğitimde yine bir sorarım hani çekebilir miyim diye. Ama yani %90 sanıyorum. Niye? Gerçi ben hani ben bir şey söylemeyeyim. Belki de izin verirler ve harika olur. İzin verirlerse zaten görüntüleri görürsünüz. Ben bakacağım o yüzden. Hani çekersem de koyar mıyım, koymaz mıyım? Bakacağım.
Bu şekilde yani hep beraber İsviçre'ye, Cenevre'ye ve sonrasında da Sur-Olon diye bir bölgeye gidiyoruz. Ben İsviçre'ye kaç kere gittim, bayıldım. En sevdiğim ülkelerden biridir. İnanılmaz bir doğası var. Özellikle orada Luzern diye bir yer var. Ben bayılırım. Bir de bir arkadaşım vardı yıllar önce. Neuchâtel diye böyle bir Fransız bölgesinde evi vardı. Yani o oralıydı. Beni davet etmişti. Evinde kalmıştım böyle kırda. İnanılmaz. Heidi'nin evi gibiydi. Neyse çok güzel zamanlarım oldu benim İsviçre'de diyorum. Ve artık bu açılışı burada sonlandırıp vlogumuza kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım nasıl bir vlog olacak. Keyifli seyirler diyorum. Ya ne diyeyim bilemedim, saat 9'a geliyor arkadaşlar da. Şeyi söylemek istedim size. Neyse insanlar bakıyor, psikolojisine girmeyeceğim şu an. Havaalanındayım, geldim. Arkamda da reklam panosu, şöyle mi yapsam? Neyse. Aman şöyle konuşayım. Ha. Yok şöyle mi konuşayım? Ay bu kadar kararsız bir insan ne zaman oldum ben? Şunu söyleyecektim. Bu havalimanını, İstanbul Havalimanı'ndayım şu anda, hiç sevemedim. Nedense her geldiğimde Yeşilköy'deki o bizim Atatürk Havalimanı'yla hep kıyaslıyorum. İster istemez ve böyle içim burkuluyor. Biliyorum buna bir son vermem lazım. Ve vereceğim. Elbet vereceğim. Ama böyle kendimi çok değişik hissediyorum burada. Yani çok rahat, iyi. Böyle o havaalanında hissettiğim duyguları hiç bana vermiyor. Normalde bir yere giderken, hani yurt dışı özellikle bir yere giderken böyle heyecanlanırsınız falan ya. Öyle duygular olmuyor bende. Bir de mesela şu anda yanımdan geçenler var. Heyecanlanıyorum böyle değişik. Ne bileyim böyle bir bakıyorlar falan ya. Tuhaf hissediyorum ama çaktım ya. Ay arkadaşlar böyle bunu söylemek istedim. O yüzden size etrafta göstermek istemiyorum. Gidiyoruz Cenevre'ye yolculuk. Size şunu göstereyim dedim. Havaalanının tek ve belki de en sevdiğim köşesi bu. Diyanar mağazası ama renkler falan çok güzel. Yemek alacağım trene binmeden önce. 1,5-2 saatlik yolum var. Şimdilik arkadaşlar. Umarım sesimi duyabiliyorsunuzdur. Şey diyeceğim size. İstanbul'da şöyle bir şey oldu. Normalde 11.50 uçuşuydu. Ama uçakta teknik bir arıza çıktığı için başka uçağı aldılar. Hani oturmuştuk, yerleşmiştik. 1,5 saatte böyle rötar oldu. Çok mu ışık geliyor? Ters ışıkla mı yine? Böyle daha mı iyi? Böyle çok beyazız ya. Şu ışıkla bir bitemedi sınavımız. Neyse böyle daha iyi sanırım. Şimdi de herkes bana bakıyor gibi hissediyorum. Neyse vlog çekiyoruz sonuçta. 1,5 saat kadar bir rötar oldu. Hatta 1 saat 45 dakika. Şu an saat 5'e geliyor. Biliyorsunuz ben vloglarda saatlere vurgu yapmaya bayılıyorum. Sanki böyle siz de hani günün hangi saatindeyim bilin, bana eşlik edin gibi oluyor. Trene bineceğim birazdan. Yemek falan aldım. Yani salata falan aldım. Göstereyim size. Trene binmeden 1,5-2 saatlik yolum var. Öyle. Bugün bir otelde kalacağım. Ama esas eğitimin olduğu otelde yer yoktu. Ona yarın sabah geçeceğim. 3'te girebileceğim otele ama eşyalarımı bırakırım artık falan filan. Bakalım etrafı da çekebildiğim kadar çekeceğim size.
şimdi otelime geldim, odama geldim ama bir gecelik geldim arkadaşlar. Yarın başka bir otele gidiyorum. Şimdi size yavaş çekim bir oda turu yapayım istedim öncelikle. Böyle giriyoruz. Bu arada burası 3 yıldızlı. Yarın kalacağım otelde bugün yer yoktu. Orası 5 yıldızlı. Daha güzel olacak. Çok tatlı bir kızdı resepsiyondaki böyle bir oda. Işıkları da yakayım. Şöyle görün. Yani ben tabii ki de tek kalıyorum. Şurada uyurum artık. Zaten 1-2 saate sushi yiyip oradan direkt uyurum yani birkaç saate. Burada mutfak var. Güzel bayağı. Tabii ben yani kullanmayacağım. Bir de size balkonu göstereyim. Zaten hemen yan tarafta sushici. Ay kızarıyor, yer var mı diye soracaktı. Bir dakika hemen göstereyim. 1 minute later. Sushi yokmuş. Aradı Anna, kızın adı. Aradı, sushi yok dedi. Neyse size böyle bir göstereyim azıcık. Şuradan da manzara çok güzel arkadaşlar. Saat bu arada 8'e geliyor. Burası balkonum. Şöyle göstereyim. Zaten yarın 7.30'da kalkarım. Kahvaltı edip çıkarım yani. Ha, bir de size banyoyu göstereyim. Çok ses çıkıyor ama banyoda. Çok bir esprisi yok işte. Şöyle basit bir banyomuz var. Nasıl yorgunum? Nasıl yorgunum? Anlatamam. Sabah 6'da kalktım. Dün bir de 2'de 3'de uyudum biliyor musunuz? Çık yorgunum. Bir de bugün 1,5-2 saat biliyorsunuz röter yaptı. Böyle bir banyomuz var. Yarınki odayı çok merak ediyorum. Bence yarınki oda... Mwah! Günaydın. Aloha arkadaşlar. Dün vardım zaten. Yani şahit oldunuz. Biraz uzun, azıcık zorlu ama güzel geçti yolculuk. Sadece bir gün önce de böyle bayağı geç uyumuştum. Yani 3-4 saat uyuyup yola çıkmıştım. O yüzden biraz fiziksel olarak yorgundum. Şimdi... Bu odadan çıkmadan saatle ilgili yine bilgi vereyim. 8.30'a geldi sayılır ve 8.45 gibi de beni bir buradan işte araba alacak. Diğer otele gideceğim ve 3 gece orada kalacağım. Çıkmadan size böyle biraz bilgi vereyim istedim. Tabii ki de yoga falan yapamadım. Direkt dün 9 saat uyumuşum. Yani hani yattığım yeri beğendim gerçekten. Yani zaten fiziksel olarak aşırı yorgun olduğumu biliyordum. 10-10.30 falan gibi uyudum direkt, sızdım. Öyle. Çok güzel burası. Şimdi size etrafı gösteririm. Kahvaltı etmeyeceğim. Böyle bir kahve içerim 5-10 dakika. Sonra da zaten çıkarım. Her şeyi hazırladım. Bugün eğitim başlıyor. Bahsettim ondan da size. Hani 3 gün sürecek. Orada çekim yapmama bir sorarım ben yine. Hani böyle genel etrafı hani çekebilir miyim diye. Ama artık eğitimlerden sonra böyle bir yerlere gidersem ya da belki son gün, hani zaten Cenevre'de olacağım, oraları çekerim. Bilmiyorum nasıl akarsa akacak, göreceğiz zaten hepimiz. Bu şekilde. Bu arada herkesin arabası var. Bir de dün bir çocukla tanıştım. Slovenya'dan buraya gelmiş. Slovakya mı dedi? Yok, Slovenya dedi galiba. Evet, Slovenya'ydı. 9 saat sürmüş buraya gelmesi. Ben de düşündüm şöyle arabayla Türkiye'den çıksaydım da gelseydim buralara falan. Çok güzel bir bölge ama. Villars-sur-Olon diye geçiyor. Yani Villars-sur-Olon diye geçiyor. Bu arada yan taraflarda da insanlar var. Bağırmadım umarım. Neyse, size etrafı göstereyim. Sonra da hemen çıkalım. Harika bir gün olsun diyeceğim size de. Ve umarım keyifle izlediğiniz bir vlog oluyordur. Seslerini bırakın kendinizi. Şu araba seslerini... Duymazsak eğer, bakın. Şimdi birazdan arabam gelecek diye ötü için ama size şöyle bir kahvaltıyı göstereyim dedim. Burası tabii çok 3 yıldızlı ve daha küçük bir otel olduğu için. Şöyle bir kahvaltıları var. Bunlar reçeller. Yoğurt. İsviçre kahvaltısını göstereyim size. Zaten ekmek, yani bir dilim ekmek üzerine peynir falan koyuyorlar. Bir de şöyle yumurta makineleri var. Bakın, yumurta kaynıyor. Şurada da şunu yazıyorlar. Böyle.
Kahvemi içeceğim. Şimdi yeni otele geldim. Size de çekiyorum hızlı hızlı. Gerçekten siz ne kadar düşündüğümü görün. Şunu aldım, çantayı aldım. Şimdi ara verdik de size böyle değişik yerleri göstereyim otelde dedim. Efsane, şuraya bakar mısınız ya? Çok güzel. Şimdi saat, yine saat. Saat söylemeyeyim mi ya? Ama saat söylemeden benim kafam karışır. Sizin de yani, ben böyle bir vlog izlesem kafam karışabilirdi. O yüzden saati söyleyerek ilerliyorum. Saat kaç onu da bilmiyorum ama 2.30-3 civarı olması lazım. Yani bakmadım şimdi. 2.30 diyelim biz saate. Eğitimin ilk yarısı bitti arkadaşlar. Ben henüz soru sormadım ama birkaç sorum var. Soracağım. Şimdi normalde 3'te hazır oluyordu o da. 1-1.30 falan gibi beni aradılar. Hazırmış. Süper mutlu oldum. Yemek yedim. İnanılmaz açtım. Sabahtan beri yemek yememiştim. Zaten görmüşsünüzdür ne yediğimi falan. Buradaki yani oteldeki bir restoran kapalıymış. Diğer restoranda 45 dakika 1 saatte hazır olur dedi. O yüzden böyle hani burası böyle kasaba köy gibi düşünün. Zaten hani görüyorsunuz etrafı, siz de anlamışsınızdır. Bayağı böyle küçük, çok tatlı, inanılmaz doğaya sahip bir yer. Uzun lafın kısası, şimdi bir size ben odayı göstereyim. Ondan sonra yine eğitime gideyim. Sizi ne olur ne olmaz hani yanıma alıyorum ama hani tabii ki eğitimde çekmiyorum. Zaten böyle genel bir ortamı çektim. Bugün de yemek yerken böyle hani genel çektiğimde sanki insanlar rahatsız oldu gibime geldi. Emin olamıyorum. O yüzden böyle hani bir yerde oturuyorsam falan çok yavaş yavaş çekmek istemiyorum. Hani şöyle genel çekiyorum. Neyse, şimdi odayı göstereceğim. Sonra böyle dağa bir yere çıkabiliyormuşuz galiba. Bir kart veriyorlarmış. Bugün onu yaparsam oraya gideriz zaten beraber. Böyle şimdilik. Gösteriyorum size odayı. Şuradan giriyoruz. Bu kapımız. Gördüğünüz üzere. Sonra burada bayağı yani bu oda 2 kişilik, hatta 4 kişilik falan. Ama yok, 2 kişilik ya da bu 2 kişilik de bayağı büyük. Buralarda işte zaten eşyalarımızı koymak için yerler var. Ben 3 gece kalıyorum. Bavulumu açmadım henüz. Şeyler çok tatlı ya. Hani kahve içebiliyoruz istediğimiz her an. Şöyle detaylı. Göstereyim size. Balkon çok güzel. Balkonu açayım mı? Ay, böcek var. Açamam. Neyse, şöyle göstereyim. Yusufçuk var. Yusufçuk muydu şunun adı? Görüyor musunuz? Bak. Neyse, çok güzel işte böyle balkonumuz. Şöyle oturma yerimiz. Hayır. Bunlar umarım gerçek değildir ya. Gerçekten yani. Tuhaf hissediyorum. Şuradan da göstereyim size. Esas yani banyo gerçekten muhteşem. Şöyle bir banyomuz var. Hem duş. Ben evde bunu çok isterdim. Hani hem ayakla yıkanabileceğiniz yer hem de böyle. Ve buraları da göstermiyorum artık. Buralarda şöyle eşyalarınızı koyacağınız yerler var arkadaşlar. Bu kadar. Ay, çok tatlı. Arkadaşlar, şimdi sizi güncellemek istiyorum. Bakın şuradaki çok yukarıdaki yeri görüyor musunuz? Zoomlayacağım. Bayağı gözükmüyor yani. Bakın şurada.
tam olarak. Bayağı tepede yani. Gördünüz. Şurası var ya. Oraya gideceğiz yürüyerek. 15-20 dakika falan sürüyormuş dediler. Umarım kandırmıyorlardır. Güneş kremimi yeniledim. Saat 6 ama inanılmaz sıcak. Şöyle bir yoldan başladım. Otelden çıktım. Otel burada. Buradan başlıyorum. Bakayım saate de bakacağım ya. Kaç dakika sürecek onu merak ettim. Tam 18-22 saat. Bakalım. Şöyle bayıldım. Bir bakacağım birileri yaşıyor mu? Ayıp olmaz umarım ya. Belki birileri vardır, ayıp olur mu? Dersiniz. Çok merak ettim. Şuradan giriyorum. Yok birileri. Kapalı bir ev. Ay ama çok merak ettim ya. Şöyle size etrafı göstereyim. Wow arkadaşlar bakın şurada bir inek. Ay çok güzel. Görüyor musunuz ineği? Şurada. Şiir değil de ne bu görüntü? Gerçekten. Büyülenmiş haldeyim. Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Ağlamak istiyorum yani. O kadar etkilendim ki doğadan. Arka tarafım görüyorsunuz. Yani bakar mısınız? Of. Arka tarafımda böyle bir manzara var arkadaşlar. Önümde dağlar. Yürürken yanlış bir yola girdim büyük ihtimalle. Ben kaybolmalara bayılırım. Beni biraz tanıdıysanız belki vloglardan anlamışsınızdır ama öyle sizinle çok fazla gezemedik de aslında. Belki de gezeriz bol bol. O anlamda hani ben böyle alıp başımı birkaç gün böyle bir yerlere gittiğimde özellikle eskiden çok kaybolurdum. Çok severim kaybolmayı. Neyse yine kaybolmuşken bir ev gördüm. Çok güzel bir ev. Oranın arkasındayım. Hani tabii kimse yok yani daha gelmemişler. Bu manzarayı anlatamam. Şu dağ manzarasına bir bakın. Burada böyle oturup mesela ne bileyim akşam çayınızı, kahvenizi, şarabınızı içtiğinizi bir düşünsenize. Bakın gösteriyorum bir daha. Şu manzara ve şu evin hemen veranda kısmı mı diyeyim? Burada böyle oturduğunuzu düşünsenize şöyle. Bu arada şey diyenleriniz olursa hani Kardelen'cim Türkiye'de de çok güzel yerler var falan. Tabii ki de Türkiye'de müthiş güzel yerler var. Ama hani bu şu anda ben İsviçre'de olduğum için ve İsviçre vlogu olduğu için ve İsviçre'nin doğasını sizlere göstermek istediğim için. Karşı tarafta da bu arada başka bir ev var. Orada da araba var. Adam beni bilmiyorum görürse yanlış anlamaz umarım. Neyse yani İsviçre'nin doğası bir başka arkadaşlar. Ben size onu göstermek istiyorum. Yani her yerin doğası. Doğa zaten başlı başına muhteşem. Hani tabii ki Türkiye'de de harika. Ama İsviçre'nin de doğası o da bir başka yani hani. O yüzden o açıdan hani bence bu bakış açısıyla değil de böyle tamamen bakış açısı olmadan izlerseniz, bakarsanız çok çok güzel. Şimdi tırmanabilirsem tırmanacağım. Bakalım kaybola kaybola gideceğiz. Normalde 15-20 dakikalık yol. Ben onu bir saatte tırmanırım diye düşünüyorum. Bakalım. Bu arada eğitimden çıktım. İnanılmaz iyi geçti eğitim. Anlatamam. Hatta böyle çok sakinim. Sylvie diye bir partnerim var. Fransız ama işte İsviçre'de yaşıyor. Onun hatta Fransızca konuştum. Unutmamışım Fransızca konuşmayı ama tabii ki İngilizce kadar iyi değil. Yani İngilizce kadar iyi konuşamıyorum. Yine de o Fransızca zaten İngilizce bilmediği için daha iyi oldu. Öyle de bir şey var işte. Bakalım devam edeceğiz. Ya Access'le ilgilenirseniz ya yani ilgilenenler olursa bilgilendiririm. Hani bana DM yoluyla ya da Instagram'daki e-mail adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bakın ne buldum. Şunlar Access'in de sembolü ve Dandelion İngilizcesi. Türkçe'de çok komik bir ismi var. Bayağı büyükler. Çok severim ben bunları. Geldik galiba arkadaşlar. Yarım saat sürdü ama geldik. Ay burası olduğunu düşünüyorum artık. Galiba bu kadın eğitimden bu arada. Evet eğitimden. Hi.
Yeah, it's quite sunny though. Yeah. It's really nice. Turkey. Bakın şöyle bir göstereyim. Ama saat 7. Hala güneş var. Şöyle göstereyim size. Şurayı da göstereyim. Do you wanna say hi? Hi. What was your name? Sharon. Sharon. Okay. Hi, hi. Nice meeting you again. Böyle burası. Evet, beni biraz tanıdıysanız hep aynı yollardan gitmeyi sevmediğimi biliyorsunuz. Şimdi de şu üst taraftan gidiyordum. Yani gelirken oradan geldim işte. Ormanlık bir yola daldık bakalım. Umarım çıkarız arkadaşlar. Çıkamazsak da bu yolları tırmanacağız geri. Başka yolumuz yok. Ama bence ineriz ya. Bana şans dileyin. Benden haber alamazsanız bilin ki bu ormanda kayboldum. Kamerayı biraz açık tutacağım. Şöyle bir 10-15 saniye bence bir kuşların sesini, doğanın sesini duyun diye konuşmayacağım. Geldim. İnanamıyorum geldim. Şurası benim odam hatta. Bakın şurası benim odam. Size biraz oteli gezdireyim dedim odama çıkmadan önce. Şuraları ben de gezmedim. Girişin sol tarafı. Arkadaşlar ya langırt var, çok severim ya. Keşke biri olsa da oynasak ya. İşte tek gelince de böyle bir şey oluyor. En sevdiğim şeylerden biridir langırt. Bella, burası neresiymiş? Şöyle sizi de gezdireyim. Burası çocuklar için olan bir oda. Akşam yemeği olarak bunu yiyeceğim. The next day. Günaydın. Saat 8 gibi. 8'e geldi neredeyse şu an. Sabah. Kahvaltıya geldim. Size bugün göstereyim. Hani 2 gün daha burada kahvaltı yapacağım. Bugün hepsini göstermiş olayım. Bir daha da çekmem diye düşündüm. Bir kerelik çekeyim. Ay şunları çok severdim. Patatesli bunlar. Böyle kızarmış patates gibi. Amerika'da yaz okullarına giderken çok yerdim. Bunları seçtim kahvaltı olarak. Eğitimin ikinci günü. Silvia diye bir arkadaşım var burada arkadaşlar. Eğitimde tanıştım, sizi de tanıştırmak istiyorum ve bugün doğum günü. Seton anniversary today dedi. Eton prenome Sylvie. Silvia. Sylvie, mon ami. De... Bonjour, personnage. Pour moi, personnage, c'est une magnifique rencontre.
à travers la Clasco. Yeah. Et merci de m'avoir souhaité mon anniversaire et tout ce beau monde autour de moi. Et merci à toi. Yeah. Je vais traduire ça. Dedi ki benim adım Fransızca personnage, Cardelan demek. İşte seninle tanışmak çok iyiydi. Burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Ve dedi doğum günü kutladığın için de teşekkür ederim dedi. Böyle. Merci beaucoup. Merci. Bunlar gerçekmiş. Ben dün sahte sandım da. C'est magnifique, hein? Oui, j'adore. À la maison, je fais toujours des petits bouquets comme ça aussi. Şimdi arkadaşlar, beni görüyor musunuz? Ha. Şu anda birazdan Sylvie and El Soper, comment? Bernadette. Hello. Bernadette et Sylvie. Good. Şimdi yemeğe gideceğiz. Bir yere yani arabayla gideceğiz. Orada yiyecek bir yer bulacağız. Ben salata yiyeceğim. Eğitimden çıktık. Ona sortie juste maintenant. Çok açız. Nous sommes faim. Nous avons faim. Nous avons faim. Oui, oui, oui. Böyle şimdi bir şeyler yiyeceğiz işte. Çok güzel geçti bu arada eğitim. Gerçekten muhteşemdi. Çok böyle zaten bilmiyorum belki hissediyorsunuzdur. Çok rahatladım. Bakalım. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye. İkinci gün salata yiyorum. Dün mozzarella yedim diye bugün daha hafif bir şey yiyeyim dedim. Karışık salata. Ekmek yemiyorum. Bir de patates söyledim. Aloha. Bugün eğitimin ikinci günüydü arkadaşlar. Bugün için ben tamamım. Yani daha fazla seans almak ya da hediye etmek ve kabul etmek diye geçiyor. Daha fazla hediye etmek ve kabul etmek istemedim diyeyim yani. Çünkü bugün için yeterliydi. Nasıl hissediyorum böyle? Biraz duygusalım açıkçası. Access'le bu arada hani Access'le ilgili çok fazla bilginiz yoksa büyük ihtimalle bu vlog yayınlandığında benim Access'le ilgili çektiğim bir video vardı. Şuraya koyarız. Onu izlersiniz, seçerseniz. Aynı zamanda bir de ne olmuş yani podcast'te bir bölüm kaydettim. 88. bölüm olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Ona da göz atabilirsiniz Access'le ilgili. Konumuz yani benim geldiğim eğitim onunla ilgili olduğu için bu beden prosesleri eğitimi yoğun, güzel, çok değiştiriyor. Hem böyle bir yandan deli gibi gülmek istiyorum şu anda. Hem de böyle ağlamak istiyorum. Ve bunların hepsi uygun. Hiçbiri doğru ya da hiçbiri yanlış değil. Bunu da biliyorum. Sadece çıkana ya da olana, akana hani izin vermek esas mesele. İzin vermek aslında ne kadar önemli bir konu belki de. Hep böyle kontrol etmeye çalışıyoruz ya. En azından ben hani hayatımda hiç fark etmediğim birçok şeyi birçok yerde ve birçok zaman kontrol etmişim. Bunları fark ediyorum. Değişecek hepsi. Çünkü öyle olmasını seçiyorum. Öyle. Farkındalığı seçiyorum. Sizinle bunları paylaştığım için de çok mutluyum. Kuş seslerini duyuyorsunuzdur. Burası çok sıcak bu arada. Hani bugün 19 Haziran. Dün 6.30 gibi yürüyüş yaptım. Zaten hani ormanı falan çekmiştim sizin için de. Bugün de 7.30 gibi yürüyeceğim. Neyse bir de şey refleksoloji masajı alayım dedim. Bir baktım ama yarım saat 80 İsviçre frangı işte hani 80 euro. Sanırım aynı euro ile İsviçre frangı aşağı yukarı. Bir saati de 180'di. Yok biri 90 biri 180 aynen. O yüzden almayacağım gibi duruyor. Çünkü bana pahalı geldi açıkçası. Öyle. Yani Türk lirasına çevirince euro tabii ki de pahalı geliyor. Böyle arkadaşlar. Çok iyi bir yoldayım. Yani çok bana çok iyi gelen bir yoldayım. O yüzden herkes hangi yolu seçiyorsa umarım o yolda ışıldar. Umarım o yolda gerçekten neşe dolar. Sizin için en büyük dileğim bu. Ve paylaştığım için de çok mutluyum. Öyle. Kendimi doğaya bırakıyorum o zaman. Size bir etrafı göstereyim. Sonra da birkaç saat sonra da yürüyüşe çıkacağım. Yürüyüşe sizi almayabilirim. Bakarız artık içimden geldiği gibi. Böyle. Etrafı gösteriyorum şimdi. How cool. Bye bye. See you tomorrow. Çok tatlı ya. Kadına bakın. Bizim eğitimden. Alman bir kadın. Ben de tırmanıyorum, o da tırmanıyor. Yine başlıyorum ormanda yürüyüşe. Bu sefer buradan çıkacağım.
Aynı parkuru tırmanacağız arkadaşlar. Bunu yapabiliriz. Bizim gücümüz var, sevgimiz de var. Into the Woods, gerçekten Into the Woods. Bakar mısınız? Uf ya, cennetteyim ya. Çok güzel. Delireceğim, yiyeceğim kafayı gerçekten. Bunlar daha iyi günler. Henüz tırmanmaya başladım ama aslında bence akıllılık yaptım. Hem saat 7 gibi şu anda, daha geç çıktım biraz daha. Hem de uy, ne diyecektim? Ormandan yürüdüğüm için biraz daha serin olacak. Hani ormanın içi hep daha serin oluyor ya. Çok güzel. Ay evet, nefessiz kalıyorum ya. Neyse. Halledeceğiz onu da, tırmanıyoruz sonuçta. Uy, en tepeye çıkmadım arkadaşlar. Böcekler falan vardı böyle. Sesler duydum, biraz korktum ormanda. Bir de yoruldum açıkçası, hala sıcak. O yüzden dünkü mekana bakacağım. Orada oturabilirsem orada biraz dinleneceğim. Dünkü mekan neresi biliyorsunuz, buldum. Hala gelmemişler. Ben buraya her gün gelirdim vallahi, bahçede otururdum. Burada yaşasam. Tabii. Başkasının yeri ama. Ay çok güzel. Bakın şu uzaklarda da yerler var. Göstereyim size. İsviçre'de çok güzel yerler var. Baksanıza. Ay yağmur bastıracak. Şu bulutlara uzansam dokunacakmışım gibi geliyor da. Ah. Çok güzel. Ya aklımı oynatacağım. Aklımı oynatacağım. Bir de şimdi gökkuşağı falan çıkar. Arkadaşlar yağmur yağıyor. Sizi de ıslatmak istemiyorum. Üstünüzü örteceğim bir dakika. Neyse. Şu an yağmur yağıyor. Yani görüyor musunuz görüntüyü bilmiyorum. O kadar güzel ki, güneş var orada. Allah'ım, kokuyu yani, keşke kokuyu alabilseniz bu yağmurda. Çok güzel. Çok 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 güzel. Sizi biraz yağmur sesiyle baş başa bırakacağım. Bir yerlerde çıkan gökkuşaklarına da selam olsun. Arkadaşlar bir soru geldi de aklıma. Sizi de ıslatmak istemiyorum. Yağmur yağıyor yani. Şu an yaptığım gerçekten şapşallık. Ama yağmurda ıslanan kaç kişiyiz? Bayılıyorum ıslanmaya. Yani bayılıyorum. Yağsın yağmurlar. Hele ki böyle doğada yani, yağmur yağınca bir başka oluyor. Kokuyu anlatamam size. Sizi de korumam lazım. Bir daha şöyle bir göstereyim. Ya inanılmaz bir duygu. Bakar mısınız nasıl yağıyor? Burada da güneş var. Ben ayakkabıları çıkardım. Biraz topraklanmak istedim. Yani yapacak bir şey yok. Biraz yürüyeceğim. Arkadaşlar ya çok mu yiyorum dersiniz? Ama bunun yarısını yiyeceğim. Acıkırım yoksa. Bunun yarısını yiyeceğim. Patates var. Akşam yemeğim. Bir de şunlar var. Ketçap, mayonez. Mayonez sevmem de hardal falan. Böyle. Delicious breakfast. Exactly. Şimdi kahvaltı ediyoruz arkadaşlar. Thank you. Şimdi seanstan çıktık da 3. günün yarısı bitti. Şöyle size havayı göstereyim istiyorum. İnanılmaz güzel bir gün bugün de. Tu veux rien à côté de toi? Non, c'est bon. Bernadette'le şimdi öğle yemeği yiyoruz da, yani yemiyoruz arkadaşlar öğle yemeği. Ne yapıyoruz? Ara verdik. Ara verdiğimiz için böyle oturuyoruz. 4 kişiyiz benimle beraber. Bernadette şundan içiyordu. Ben de söyledim. Sasapel como aperitif mi? Oui, un aperitif. Aperitif içiyoruz. Alors, santé. Santé. Très belle journée. Oui. Ay, vraiment relaxant. Relaxant. Oui. Relaxant, oui. Tu viens d'où, Bernadette? De Suisse. Suisse? Mm-hmm. Pas France. Non. Okay. İsviçre'den geliyormuş. Berne yakınmış arkadaşlar. Böyle.
Hello. Hello my buddy. Sylvie'yi çekiyorum. Çok tatlı. Canım benim. Canım benim. Ma chérie. Ma chérie. Je dis en turc. J'arrive madame. Tu peux dire canım benim. Ça veut dire ma chérie. Canım benim. Canım benim. Ya. Çok tatlı bir kadın. Merci beaucoup Sylvie. Merci pour ces échanges. Ya. Değiştiğimiz için diyor. Seans yaptık. Teşekkür ederim diyor. Böyle. Eğitim bitti. Topraklanıyorum şimdi. Şurada pembe masaj masası var bakın. Böyle bitiyor eğitim. Sonuna geldik. İyi akşamlar arkadaşlar. Şu an saat burada 8. 8'i 5 geçiyor akşam. Ve hava hala aydınlık burada. Bu arada 9.30-10'a kadar hani hava kararmıyor. Yani 10 gibi, 10.30 gibi falan böyle karardığında da yıldızlar hiç çıkmıyor. Kaç gündür böyle gökyüzüne bakıyorum. Hani yıldızları hiç görmedim. Tam böyle simsiyah olmuyor yani gökyüzü. Değişik geldi. Tabii artık yaz mevsimindeyiz. Demek ki İsviçre'de böyle. Ya da burası yüksek olduğu için belki böyle. Olabilir. Bugün eğitim bitti. Eğitimin 3. günü de bitti. Diplomamı, sertifikamı aldım. Çok mutluyum. Şimdi de çok sevdiğim işte sizinle de paylaştığım bir ev vardı ya. Hani böyle oradan dağ manzarasını gördünüz. Hani bu vlogda mutlaka gördünüz. Zaten çok çektim o evi etraflıca. Oraya bir daha gittim. Benim hayalimdeki ev oldu orası. Gerçekten manzarasından dolayı tabii ki. Eğitim harika geçti. Yani... Gerçekten çok iyiydi. Beden prosesleri eğitimi aldım arkadaşlar. Hani Access'le ilgili. Ve çok güzeldi. Yani aranızda denemek isteyenler varsa ben seans veriyorum. İletişime geçebilirsiniz. O şekilde hani size belki detaylı, yani detaylı bilgi, arabalar geçiyor da alt yoldan. Detaylı bilgiyi aslında yani nasıl verebilirim? Bence deneyimlemek en güzeli. Yani biraz tabii ki de sorularınız olursa aslında sorularınızı cevaplayabilirim. Ama hani sorularınız yoksa hani bu nedir dediğinizde farkındalığınızı arttıran, size muhteşem iyi gelen bir beden prosesi. Yani bir sürü beden prosesleri var. Zaten 60'a yakın beden prosesi varmış. Hepsini yapamadık. Ama çok güzeldi. Yani hem işte ben hediye ediyorum. Hem ben hem de bana yapıyorlar işte proses. İki taraflı bir partneriniz oluyor. O şekilde ilerliyor. Sylvie ile tanıştınız zaten. Sylvie partnerim de. İyi ki gelmişim. Evet yani güzeldi. Sorular da sordum. Eğitim veren kişi Shannon'dı. Ona da sorular sordum. Böyle şimdi yarın bayağı sakinim zaten. Görüyorsunuzdur. Doğa da çok iyi geldi. Demin yalın ayak böyle durdum. Ay şey var gibi geliyor böcek. Yalın ayak durdum böyle toprakta işte orada. Ve bilmiyorum ne kadar zaman geçti. Sadece dağlara baktım. Kuş seslerini dinledim. Doğa aslında bizi ne kadar iyileştiriyor onu düşündüm. Yani doğada o mevcut olma hali ne kadar başka. Daha fazla İstanbul'dayken de doğada zaman geçirmek istediğimi fark ettim. Ara ara ben sanırım böyle doğaya kaçacağım arkadaşlar. Öyle duruyor. Gitmek istiyorum. Yani bir gece bile böyle bir yerde kalsam, ertesi gün doğada uyansam, yalın ayak böyle bassam bir yerlere. Baksanıza. Böyle işte şeyler. Yarın onu diyordum. Yarın sabah zaten hani kahvaltımı falan yaptıktan sonra yola çıkacağım. Cenevre'ye gideceğiz. Sizinle zaten paylaşacağım. Henüz kalacak yerim yok. Çünkü oraya gittiğimde zaten garla yani tren garıyla havaalanı çok yakın. Hani birbirinin böyle hemen yanı idi. O yüzden de
Oralarda bir yerde kalmayı düşünüyorum. Cenevre'nin küçük bir şehir zaten diyebiliyorum. Ben birkaç kere gelmiştim ama tabii ki de o zamanlar kanalım yoktu, sizler yoktunuz. Yarın artık gezdiğim kadarını... Ay kuş sesleri çok güzel. Duyuyorsunuz değil mi? Gezdiğim kadarını zaten sizlerle paylaşacağım. Çok alışveriş yapmayı düşünmüyorum. Yani öyle mağazalara belki varsa girerim. Birkaç böyle güzel kahve, coffee shop varsa onlara giderim, bakarım. Öyle, onun dışında da gezeriz zaten. Öyle. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar doğada zaman geçirin. Doğa kadar bize iyi gelen çok şey var tabii ki ama doğa da çok iyi geliyor. Bir de yalın ayak toprağa basın. Gerçekten ağaçlara sarılın ve yalın ayak toprağa basın. Bana o kadar iyi geliyor ki anlatamam size. Şöyle göstereyim size etrafı. Bu arada böyle duruyorum, hani araba gelirse oradan bir şey olmasın diye. Bakın. Aloha. Şimdi birazdan çıkacağım. Saat 11'i çeyrek geçiyor ve şu anda yağmur yağıyor. Evet. Çıkacağım. Yani bir saate, bir buçuk saate falan yola koyulurum. Size yolu yine böyle gösterir miyim? Detaylı böyle çok çekmem ama gösteririm. Zaten gider gitmez otel bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Hani bir gece kalacağım için Airbnb yapmak istemedim açıkçası. Havaalanı tren istasyonuyla yakındı. O yüzden hani belki havaalanının hemen yanında, içinde, tren garının etrafında böyle bir otel varsa direkt oradan bir gece kalırım bir otelde diye düşünüyorum. Böyle. Ay, banyo yapınca böyle aşırı düz, aşırı aşırı bir şey oluyoruz. Şimdi size etrafı göstereyim. Bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor. Şu an hem yağmur yağıyor hem güneş açıyor. Ama henüz gökkuşağını göremedim. Hala odamdayım. Yağmur yağıyor, görüyor musunuz bilmiyorum. Keşke gökkuşağı da çıksa ya. Yani yine yollarda. Hazır mısınız? Sizi spa'ya götürüyorum. Refleksoloji yarım saat alacağım. Bir saat almak istiyordum ama yarım saat alacağım çünkü bütçem şu anda ona el veriyor arkadaşlar. Hello. Hello. Hi. İlk defa görüyorum, gelmedim ben de buraya. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bavulum, ben gidiyoruz. Saat 2'yi, yok şu an 1.30 civarı. 2'yi çeyrek geçe tren alacağım. Trenle Beck diye bir yere gideceğim. Oradan da Cenevre tren istasyonuna gideceğim. Çünkü neden böyle bir şey yaptım? İşte sabah bu refleksoloji yarım saat almak istedim. Onu alınca saatleri kontrol etmedim falan filan derken böyle oldu. Şimdi de Villars-sur-Olon'un merkezindeyim. Böyle bir marketten bir şeyler falan alacağım. Ve böyle bir güncelleme yapayım istedim. Böyle yani, yollardayım. 1979'dan beri fotoğrafçıymış. Burayı gördüm de içeri girecek zamanım yok çok.
bu gece evim burası arkadaşlar. Ay böyle size göstereyim. Aslında küçük bir oda yani. Direkt kapıdan girdiğim gibi yatak var. Ve böyle bir alan var burada, televizyon. Şuradan da göstereyim. Aloha tekrardan arkadaşlar. Bugün ayın 21'i, yarın 22 Haziran oluyor. Dönüşüm 18.20 uçağıyla dönüyorum. Şimdi ne oldu ben size nereden anlatayım? Kaldığım yerden, yani Villars-sur-Olon'dan işte çıktım, treni aldım. 14.13 trenini aldım ve 15.08, hani İsviçre olduğu için böyle tam zamanında trenler kalkıyor. 15.08 treniyle de Cenevre'ye geldim. 16.40'da buradaydım. Yani Cenevre'deydim. Neyse sonra indim işte tren garından, böyle aşırı derecede aç olduğum için bir şeyler yiyeyim falan filan dedim. Bir böyle kafe buldum. İlk önce otel bulmak istedim, bulamadım. Kafe buldum. Hani bir kahve içeyim falan diye. Havaalanının yakınlarında, Cenevre'deki oteller çok pahalı olduğu için havaalanının yakınında bir otel buldum. O otele geldim. Hiç yürümediğim için şöyle tur atıyorum deminden beri. Size çevreyi bir göstereyim. Ama böyle bildiğiniz otoparkta yürüyorum yani. Hostel gibi, böyle motel gibi burası, pansiyon gibi. Hani sonuçta gerçekten pahalıydı yani. Yani Cenevre'deki otellerden %50 daha ucuz bir yer. Hani sadece uyumak için temiz bir yer istedim. Öyle. O yüzden buradayım. Sizi de böyle bilgilendireyim dedim. Yarın yolcuyum. Böyle olacağını bilseydim, hani Cenevre'yi böyle gezemeyeceğimi falan bilseydim. Tabii ben de çok iyi planlamadım. Ama bugün dönmüş olurdum. Neyse, her şeyde vardır bir hayır diyeyim. Bugün de buradayım. Size şimdi etrafı gezdireyim. Öyle yani, zaten yarın da yola çıkıyorum artık. Bakalım neler olacak. Yani güzel geçecek yolculuğumuz, neler olacak derken siz de zaten şahit olursunuz diyorum. Umarım bu arada hani kapanışı şimdi yapmayayım, sonra yaparım, ama keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yorumlarınızı arkadaşlar bekliyorum. Bir de Instagram'dan böyle tabii ki de hani daha hani anlık paylaşımlarda bulunuyorum. O yüzden Instagram'dan takip etmek isterseniz de şuraya ya da buraya bırakıyorum. Sizin seçiminiz ve tercihiniz tabii ki de. Dilerseniz takipte kalabilirsiniz diyorum. Kapanışı yapmaya geldim. Umarım keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Ben olabildiğince gittiğim her yere zaten sizi de götürdüm. Orada hani videonun başlarında, yani zaten bildiğiniz üzere işte bu vlog boyunca ara ara paylaştım. Bir eğitime gittim arkadaşlar ve eğitim evet bayağı güzel geçti. Yani seans vermeye başladım artık ve çok keyif alıyorum. Yani birebir seans veriyorum. Öyle eğitimler de açabiliyorsunuz hani isterseniz falan. Ben daha hani böyle toplu eğitim değil de birebir seanslardan da çok keyif alıyorum. Yani iyi ki gittim, iyi ki öğrendim ve aynı zamanda tabii ki de zaten İsviçre'yi görmek çok iyi geldi. Ben bir ara, yani pandemiden önce böyle bir 4-5 kere falan gitmişimdir herhalde. Doğasını zaten çok severdim. Ama o zaman kanalım yoktu. Sizler yoktunuz. Neyse. Uzun lafın kısası, gerçekten umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Onun dışında yorumlarınız varsa, olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Yani gittiğim gezdiğim yerleri size böyle hani gezelim görelim vlog olmadığı için, eğitime gittiğim için elimden geldiğince gösterdim. O yüzden hani o anlamda, hani gezip göstermek anlamında bu kadar çekebildim diyeyim. Eğer ki Instagram'dan takipte kalmak isterseniz buraya ya da şuraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyorum. Ve aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Kocaman mahalo. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Yani böyle güzel bir aile oluyoruz, topluluk oluyoruz ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Böyle sizlerle büyümek, sizlerle paylaşmak, aynı zamanda sizlerden de geri dönüş almak, gerçekten bunun
hani kelime olarak bir tarifi yok. Sadece çok minnettarım ve canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Yani desteğinize. Bunu görüyorum ve değerini de biliyorum. Bunu söylemek istiyorum. Bunun yanı sıra her cuma 6'da video geliyor. Onu da zaten hani beni bir süredir takip ediyorsanız biliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama yine de belirtmekten bir zarar gelmez. Sorularınız olursa arkadaşlar ya da dediğim gibi hani yorumlarınız olursa zaten bırakın. İsviçre'ye dair bir video çeksem mi diye düşünüyorum. Ama sizden yorum gelene kadar çekmeyebilirim. Gerçi bu videoda yayınlanana kadar belli bir süre geçecek ama bakalım artık, eğer içimden gelirse İsviçre'ye dair bir video da gelebilir. Yani böyle videoları anladığım kadarıyla izlemeyi de seviyorsunuz. Daha önce de İsviçre'ye gittiğim için hani böyle artılarıyla eksileriyle benim gözümden, benim deneyimlerime göre belki bir video gelebilir. Böyle. Artık daha fazla uzatmayayım. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Ya bakar mısınız? Çok bende bence komik oldu ya. Kız kavgası olurdu ya böyle ilkokulda falan. Düz saçla ne yapılır ya? Ay, hava yine çok sıcak. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Haftaya görüşürüz.